Biz geldik. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hep beraber downtown'a iniyoruz. Evet. Yani bu sırada gezelim. Çok uzun zaman oldu downtown'a inmeyeli. Dedik ki bugün ne yapalım? Geçen hafta sonu full evdeydik. Zaten uzun bir süredir evdeyiz yani. Yani bir evde de oturma gerekiyordu yani. O kadar gezmelerden sonra. Evet. Ya daha doğrusu ben çıktım ama hafta içi çıkmıştım. Geçen hafta içi çıkmıştım. Bu Satira'nın doğum günü vesaire. Oraya gittiydim. Ama bir süredir evdeyiz yani. Evde vakit geçiriyoruz. Bugün dışarı çıkmak istedik. Hep beraber çocuklarla downtown'a ineceğiz. Orada dondurmacı var bir tane. Dondurma yiyeceğiz. Dondurma yiyeceğiz. Kim istiyor dondurma? Ben Kentucky'ye gideriz. Hayır işte vakit geçireceğiz. Ben istiyor musunuz? Aydın dondurma ister misin Aydın? Aydın istiyor. Aydın ister misin dondurma? Aydın sesi yok. Sen bak kolları hemen şöyle çıkartıyor. Görüyor musun? Çıkarmış hemen. Üçüncü kez takıyor. Çekiyorum kollarını gene aynı. Ice cream time. Teşekkürler Halim. Bizi de alacak mısın ice cream anneciğim? Evet. Teşekkürler benim merhametli oğlum. Benim oğlum çok merhametli ya. Güzel oğlum benim. Çok seviyorum Halim'i babası ya. Aydın'ı da çok seviyorum. Bütün çocuklarımı çok seviyorum. Aydın abi ne yapıyor abi? Şimdi iniyoruz arkadaşlar. Ice cream time yapacağız. Aydın eve geldikçe. Ice cream almaya gideceğiz. Biz geldik arkadaşlar. Şöyle çekeyim size etrafı. Hatırlayanlar vardır belki. Daha önce geldik buraya. Ama benim oğlum oyunda oynamaktan kendini alamıyor. Düğmelere bile ilikletmedi bana. Şöyle dondurmacımız şurada. Gideceğiz şimdi. Aydın hadi gel. Ice cream. Ice cream alacağız. Dondurma. Hadi gel. Hadi gel. Dondurma alacağız. Gel. Dondurma çok büyük. O yüzden bir tane aldık arkadaşlar. Bir tane aldık sonra dedik ikinciyi almayalım. Bitiremeyiz. Beğendin mi? Bak neler var burada. Koş. Burada böyle yemek yenilecek fast food tarzı yerler var. Size bir de şurayı çekmek istiyorum. Bakın. Ses çok fazla ya. Motorların sesi var ama harika. Buranın emeklileri, işte şu jet skiler var ya arkadaşlar ya da gemi mi yat mı ne. Buranın emeklileri hep bunları alıyorlar. Hafta sonları ya da hafta içi fark etmez. Hep buralardalar arkadaşlar. Geçen Satina ile de konuşuyoruz. Satina diyor ki yani ben buraya ilk geldiğimde şeye çok şaşırmıştım. Otelde temizlik işi yapıyorsun ama evin villa, havuzlu villa. Yani burada çalışırsan, gerçekten düzenli bir şekilde çalışırsan, mesleğin ne olursa olsun, koşturursan, bir de ek iş fırsat da çok fazla burada. Koşturursan, istediğin her şeye sahip olabiliyorsun. Yani şunlar var ya, internette bakıyoruz geçen, karavanlara bakıyoruz, şu küçük yatlara, jet skilere falan bakıyoruz. 2000 lira, 3000 liraya karavan bulabiliyorsunuz. Yani çünkü insanlar zamanında almış, kapının önlerinde dursun bile istemiyorlar. Ucuz fiyata satıyorlar. Bunlar da aynı şekilde fiyatları çok ucuz. Biz hani o kadar pahalıdır diye geliyoruz. Pahalıdır diye düşünüp hiç fiyatlarına bile bakmadık bunca zaman. Buranın insanı bu şekilde sosyalleşiyor. Yani en fazla kafede oturmak yerine bakın. Burada bir alan var, alanda oturuyorlar ama genelde kafede saatlerce oturmak kötü yok. Yani 15-20 dakika oturup kalkıyorlar. İşte yani bizim Türkiye'de, yani ben kendim de lisedeyken, üniversitedeyken hatırlıyorum, saatlerce bir kafede bir çay içip oturabilirdik. Yani öyle bir olayımız vardı. Burada öyle bir şey yok. Her yerin yaşayış biçimi farklı. Bir de burada doğa çok fazla olduğu için, su, ondan da kaynaklı. Kötü kocam Nuri yolu kaybetti. Beni de kapıya sıkıştırdı. Niye beni cama sıkıştırdın? Beni artık sevmiyor musun yoksa Nuri? Ya bırak Allah aşkına arkadaşlar. Ben burada çocuk arkada bağırıyor. Konumum yok.
Yeni bir yerden çıkıyor. Benim kolum da şuradan çıkmıştı şöyle. Dışarı cam doğru kapattık şey diye. Camı kapattı, kolumu sıkıştırdı. Dövecek araba. Ay yok, öldürdüm. Bizim abartma seviyesi. Dedim bana aşkına gelmen lazım. Dedim ki aşkım kolum sıkışıyor, yapma dedim. Aşkla söylemem gerekiyormuş arkadaşlar. Aşkım sevgilim, lütfen kolumu sıkıştırma. Evet. Bana aşkla gel. Ne kadar güzel söyledim. Ne kadar güzel söyledim. Tamam aşkım, bundan sonra kolumu sıkıştırırsan öyle de. Burası Kentucky arkadaşlar. Aslında farklı bir eyalet. Girdik mi Cincinnati? Kentucky ile Cincinnati. Az önce Kentucky'den çıktık. Az önce mi çıktık? Tekrar Kentucky'ye gideceğiz. Kentucky, Cincinnati böyle çok yakın. İki eyalet. Biz Ohio'nun çıkışındayız. Kentucky'nin bitişi. O yüzden o iki eyalet arasında bir yerdeyiz. Şimdi mesela şu köprü geçince Kentucky'desin. Şu köprü geçince değil mi? Şu nehir ayırıyor galiba. Evet zaten. Öyle işte arkadaşlar. Burası merkez olduğu için böyle kocaman kocaman binalar var burada. Ama gene de burada binaların olmasına nazaran yani mesela bunlar alışveriş merkezi falan arkadaşlar. Normalde yaşam alanı yani bireysel evler gene tek katlı küçük. Aynen yine küçük. Yine küçük yani. Aa, üniversite. Hatta üniversite. Nerede üniversiten? Üniversite nerede? Arkadaşlar. Orası biraz büyük yani. Yani küçük küçük odalar, öğrenciler şeyler kalması için biraz şey büyük yapıyorlar. Yüksek. Şunlar da yüksek. Bu ne acaba? Otel falan mı acaba bu da? Evet. Otel olabilir. Şurada stadyum var aşkım. Bu ne stadyum olarak geçiyor? Evet, çok emin değilim. Şey olabilir. Baykos falan gibi bir şey yazıyor. Peki. Cincinnati buranın futbol takımı çok iyi. Yani MLS'de çok iyi yani. Cincinnati futbol takım stadyumu var, bir de Amerikan futbolunun da stadyumu var. Bir de beyzbol, meyzbollar falan. Burada sporu spor, seviyorlar ya. Spor çok büyük bir şey ya. Seviyorlar ve destekliyorlar. Bunlar o kadar seviyor. Kendileriniz kendi sporları var ya. Evet. Mesela Amerikan futbolu başka yerlerde pek görmem ya. Sadece Amerika'da var. Bir de mesela o yamuk top var ya. Gerçekten. O işte Amerika. Bütün çocuklar oynuyorlar yani. O sporu bayağı benim sevip sahiplenmişler. Oraya gidelim, oraya gidelim. Nereye anneciğim? Oraya gidelim. Buraya gideceğiz. Buraya mı gideceğiz anneciğim? Arkadaşlar geldik ama Aydın uyudu. O yüzden biz Alim'le birlikte yemeğe gitmemişiz. Yalnız buraya gelmişiz. Kapa gelmişiz. Ben yemeğe gideceğiz sanıyordum. Biz Alim'le birlikte gideceğiz. Babası Aydın'la kalacak. Sonra değişiklik yapacağız. Oyuncu değişikliği. Babası girecek, ben geleceğim buraya. Böyle bir karar aldık. Değil mi aşkım? Aynen. Hadi. Uzun zamandır gelmemiştik. Bakalım. Bugün uygun fiyatlı şeyler var mı? Bazen çok güzel şeyler oluyor, bazen hiçbir şey olmuyor. Hop, hadi gel. İçeride kıyafetler bakalım sana, olur mu? Şimdi alışverişimizi yaptık. Anneci aşkım sen al da ben eleyeceğim ya. Alışverişimizi yaptık. Son bir eleme yapacağım ben. Bir şey yok. Şimdi son alışverişimizi yaptık. Ne kadar tutacağız, tutacak bakalım. Ben de merak ediyorum. Hatta şuradan şöyle bakayım. $100 geçmiş. Bitmiş herhalde $100 diye düşünüyorum. O nanan hat mı abi? Yok anneciğim, nanan hat değil. Ya göster o zaman. Bugün etek giydim. Instagram'da yazmışlar ki abla konfeksiyonda çalışan abla kombini yapmışsın demişler. Üzdü beni. Ama ben çok beğendim ya. Yakıştı bence bu kot. Evet hadi gidelim. Arkadaşlar burada kaza mı olmuş, bir şey olmuş ama büyük bir şey belli. Bir sürü itfaiye, araç. Sorun var ama çekerken sorun olur diye de bir korkuyorum. Bakın çok olay var, bir şeyler olmuş ama. Oo, bayağı sağlam bir kaza olmuş yani. Çocuk kucağımda ayakta kaldık. Aslında boşta yerler var ama rezervasyon var herhalde. Gelmeden önce aradık ama. Allah'ım bir buçlara bak, çok tatlılar. Yanlış anlaşılma olmuş. Paket sanmışlar. Neyse biz dedik ki paketi alıp gidelim. Yok yok dediler, oturun. Öyle oturduk, hemen yemeğimizi yiyeceğiz hızlı hızlı. Zaten 7'de maç var. Yarım saatimiz var. Ben lahmacun söyledim. Nuri da kebap söyledi. Aydın Tuşa da çorba. Portakal diyor limona, fark ettin mi?
Portakal değil ama. That's limon. Limon. Aydın. 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 Tatlımızı söyledik, sütler söyledim. Yanına da Türk çayı. Bütün garsonlar Türkçe biliyor arkadaşlar. Yok canım, yok. Hepsi biliyor. Hepsi biliyor gibi yani. Var mı Amerikalılar? Amerikalılar almak zorunluluğu var. Bilmiyorum ama öyle bir şey olması lazım. Ben de nereden biliyorsun? Çünkü Türkiye'de öyle bir kural var. Var, burada Amerikalı vardı. Var mı? Geçen gördüm. Ha. Ama o da Özbek'ti Nuri. Bir kız vardı yabancı ama o da Özbek'ti yani. Yine biraz Türkçe biliyor yani. Olmaz. Hadi bakalım. Halim uyandıramadık arkadaşlar. Neyse artık gidiyoruz. Paket yaptık ona. Şöyle göstereyim. Paketimizi yaptık. Artık evde yer bizim oğlan. Bak geri uyudu hemen. Aydın da bakalım. Arkadaşlar burası Montgomery diye bir yermiş. Bizim olduğumuz yerde ama sokak çok hoşuma gitti. Baksanıza çiçekler falan. Soluyorlar mı? Çok güzel değil mi? Şu kafe de güzelmiş Nuri. Ergun burası bu. Şimdi bu saatte buradan kesin geyik göreceksin. Diyorsun. Evet. Arkadaşlar. Var mısın İdil? Ben de görmeyeceksin diyorum. Hatta bir tane de çocuk, anneli çocuk falan. Ha, o boynuzlar da buradan gördüm. Ha, geldik ya. Ben de vardım. Dedim, tam şurada görmüştük hatta. Göreceğim, getirdim, gördüm. Buradan bir saatten çıkıyorum. Ya, burada besliyorlar gibi. Yani bu evlerde bir yemek, bir şey bırakıyorlar. Yalanıyla. Çok geziyorlar burada. Ben o zaman ben de bırakırım. Arkadaşlar şu evlere bakar mısınız? Tek katlı olanlar bunlarda. Benim ev değil, o benim hayal evlilerde sordu. Hadi bakalım, onun hayalini göreceğiz şimdi. Şurası çiftlik gibi bir şey. Arsa değil mi? Etrafını çevirmiş. Bak, geyik açılmıyor. Sonradan geyik var mı? Görmedik demeyin yani. Yavaş gidiyor geyik bulmak için, dur. Değil. Şimdi benim ev orada. Hazır mısın? Sol tarafta göster. Sol mu orada lazım? Bu mu? Sol mu orada? Bu mu? Vay! Nasıl? Çok güzel arkadaşlar. Böyle 5 falan 6 ya da kadar bir şey. Çok güzelmiş. Çocuklarımız da çoğaltırız işte. Şimdi geyik hazırlayın. Aklımda birileri var da duramayacağım. O yüzden gözünüzü açın iyiydi. Geyik çıkmadı arkadaşlar. Yok abi, ne dedik. Yukarı doğru çıkmaya başladıktan sonra umudum keserim. Vallahi keseceğim şimdi. Kesici. Haydi, haydi. Gel, kuçu kuçu. Allah Allah. Böyle alanlardan daha çok çıkıyorlar ama. Belli de olmaz. Bak, abi burada geyik görmemek mümkün mü ya? Ama bir saat sonra ben falan çıkıyorlar. Ben geliyorum böyle koskoca geyik boynuzunu duruyor sabit. Böyle halinde. Vallahi yok arkadaşlar. Ya o zaman iddiayı ben mi kazanmış olurum? O zaman iddiayı ben kazandığıma göre... Bunu sokağa geçerse kesin çıkacağım. Orada nerede mi? Deyip deyip bütün şeye gezdireceğim bizi şehir. Allah Allah, senin nazar ne kadar buluyor bu kız be. Aydın yanında... duruşa bakar mısınız? Ne yapıyorsun? Yap. Yok arkadaş, deyip yok. O zaman iddiayı ben kazandığıma göre bana ev alacaksın Nuri. O evi beğendin mi? Soldaki ev. Evet, o evi al o zaman bana. Çok güzel. Bir de çok pahalıdır arkadaşlar. Direkt... O en az 1 milyon dolar vardır yani. Anladım, anladım. Bize bazen soruyorsunuz ev işi ne oldu diye. Biraz ondan bahsedeyim. Şimdi ev işi ne oldu arkadaşlar? Biz gene emlakçılarla görüşüyoruz. Ama bu ara istediğimiz tarzda bir ev çıkmadı.
Bir o. Ev çıkarsa zaten bize yine gösterecekler. Biz de size çekeriz. Gerçi bazen baksak da her evi çekmemize izin vermiyorlar. O da var. Ayrıca onu da söyleyeyim. Şimdi zaten önümüzde demiştik ya bir yıllık bir süreç var diye. Yavaş yavaş bakıyoruz. Yorumlarda birkaç kişi almıştı. İşte isterseniz evden çıkarsanız çıkabiliyorsunuz diye. Sorduk çıkamıyormuşuz arkadaşlar. Demek ki her yerde farklı oluyor diye düşünüyorum. Kesinlikle çıkamıyormuşuz. Çıkamıyorsun. Ama para ödeyeceksin. Ama bütün şeyi ödeyeceksin yani. Bütün yılı ödeyeceksin. Hem o hem de burada ev almak zaten çok uzun bir süreçmiş yani. Öyle hemen pat diye olmuyor dediler. Hani bir de şu anda her şeyin yani ev fiyatlarının yüksek olduğu bir yılmış bu yıl. Seneye düşecek diyorlar. Yani bilmiyorum. Bende de şey var arkadaşlar. Yani Türkiye'de hiç fiyatlar düşecek derler ama hiç düşmez. Hep yükselir ya. Yani ya bende de o algı var şu an yani. Burada hani ısrarla herkes düşecek. Birazcık daha sabredin. Yılbaşından sonra düşecek diyorlar. Israrla. Yani şimdi ben de buraya yabancıyız sonuç olarak. O yüzden şey yapamıyorum yani. Bunun emin olamıyorum sonuç olarak. Bu sefer alırız fiyatlar düşer pişman da olabiliriz. Onu da düşünüyorum. Diğer yandan da burada bizim oturduğumuz yer küçük bir yer olduğu için her zaman ev çıkmıyor arkadaşlar. Bir de o da var yani. Her zaman ev çıkmıyor. Ev çıktıkça bize gösterecekler. O yüzden diyoruz ya uzun bir süreç. Böyle hemen pat diye bulunmuyor. Biz de buradan uzak bir yere gitmek istemiyoruz. Yani ısrarla burayı istediğimiz için biraz zaten şey. Burada yani ev boşalmasını bekliyorsun. Ev boşaldıkça zaten hemen doluyor yani çoğu zaman. Biz de yani gönlümüze göre bir ev ve cebimize göre bir ev bulursak. Allah Allah, geyik görmüyorlar. İşte burada iki tane. Aa, gördü vallahi, durun. Hemen. Allah Allah. Bakın. Kimse şurada. Yok arkamda zaten. Bak, iki tane. Arkadaşlar, geyikleri gördün oraya. Hadi yiyiz. Neyse, geyikleri gördüğümüze göre devam edebiliriz. O yüzden işte böyle bir süreç. Bir de şimdi birkaç kişiyle görüştüm. Arkadaşlar, burada evleri geziyoruz ya, biz gezdiğimiz ilk ev yeniydi, hatırlıyor musunuz? Ben fiyatı yüksek demiştim ama burada ilk önce şundan bahsedeyim. Bizim Türkiye'de şey mantığı vardır yani, hep yeni ev, hatta eski evler boş kalır, yeni ev yapılır. Burada hiçbir şey boş kalmıyor arkadaşlar. Restorasyon çok yoğun yapılıyor. Yani hiç burada, sen hiç gördün mü bunları? Boşta bir ev, boşta bir dükkan falan, öyle harabe olmuş, bırakılmış. Hiç yok arkadaşlar. Hiçbir şey. Ya bak, en basitinden şundan bahsedeyim arkadaşlar. Bizim Bilecik'te, benim oturduğum mahallede bir tane sağlık ocağı yapılmıştı, tamam mı? Sonra sağlık ocağı hiç kullanılmadı. Öyle senelerce bekledi bekledi. Bu balı çekenler falan oluyor ya. Camlarını mamlarını kırdılar, içeri girdiler. Orası beter oldu. Sonra onun 10 adım ilerisine bir tane daha sağlık ocağı yapıldı. Ondan sonra oraya geçildi, biliyor musunuz? Yani hiç o sağlık ocağı restore bile edilmemişti mesela. Şu an düşünüyorum. Burada hiç öyle bir israfa girilmiyor. Hiç boşta falan ev yok. Ya da boşta böyle bir dükkan ya da bir devlet dairesi tarzı bir şey asla göremezsiniz. Yani harabe olmuyor. Çok restorasyonu çok iyi yapıyorlar. Evlerin tarihlerine bakıyorum. 1950. Hatta Nuri ile dedik ki yani bu kölelik zamanları var ya, dedim bu evleri şey, o zamanlarda o işi işçilere yaptırmışlardır dedik yani. Köleler yaptı. Gerçekten onlar yapmıştır dedik yani. O kadar eski evler. Ama yepyeni duruyor çünkü restorasyon yapıyorlar sürekli. Evi tazeliyorlar. İşte ben şeyi aklıma takıldı. Yani dedim ki bu kadar eski evi ben niye alayım diye düşündüm. Sonra şimdi konuştum falan burada. Diğer arkadaşlarla falan konuştum. Yok yok, hiç öyle düşünme. Burada restorasyon çok gelişmiş bir şey. Hatta eski evi alıp kendin içini falan yaptırabilirsin. Daha uygun fiyata gelir dediler. Zamanla yaptırırsın dediler. Ben de onu düşündüm. Eğer ki cebimize göre bir ev bulamazsak belki biraz daha eski bir ev alıp yavaş yavaş restore ederiz. Biliyorsunuz ki benim Toki'deki ev de öyle olmuştu. İçini hiç istemiyordum ve çok kalitesiz malzemeydi içi. Toki'lerin dışı çok sağlam oluyor gerçekten. Çok iyi oluyor duvarları falan ama iç işçiliğe çok önem vermiyorlar. Yani sonuç olarak devlet yaptığı için böyle görselliği güzel
olmasa da oluyor. Çünkü ihtiyaç sahipleri oluyor biraz oraya alanlar. O yüzden içini komple yaptırmıştık. Belki öyle bir şey de yaptırabiliriz arkadaşlar. Onlara bakıyoruz. Ama tabii bilen arkadaşlar varsa bu konularla ilgili yorumları yazabilir. O yüzden size bir bilgi geçeyim. Çünkü bir süredir ev videosu yüklemediğimiz için merak edenler olmuştu. Öyle yani. Biz şimdi evimize geldik. Bir yandan da maça gideceğimiz için mor üstünü değiştirecek. Halim uyumuyor, Aydın uyumuyordu ki. Nur üstünü değiştirecek. Sonra tekrar gideceğiz. Tekrar çıkacağız. Öyle mi yapalım? Öyle yapalım. Nur'un üstünü değiştirip geldi. Bu Adana'nın üstüne bu maç çok iyi gider. Soka şovası yazıyor. Halim Soka yazdırdı ama. Nasıl yani? Sanki elemeler falan çocuklar deneyimler. O ne demek? Maç gibi bir şey mi aşkım? Görüyorlar. Takım arıyorlar. Çocuklar antrenör yaptırıyorlar. Arkadaşlar parkta hiç çekemedim. Çünkü evde anlatacağım size. Şu an yüzüm şişti, morardı belki de. Aydın Efendi'yi kurtardım ama ben gazaya kurban gittim. Nereye gidiyorsun? Arkadaşlar, benim vade bakım morardı. Vallahi. Ne oldu? Ne oldu? Koy, koy, koy. Biraz daha koy. Hemen. Enişte. Arkadaşlar parka gittik ya. Nuru maç yapıyordu. Ben de çocukları salıncakta sallıyordum. Aydın salıncaktan kendini bir anda bir attı. Onu tuttum. Kafa üstü böyle gidiyordu yere. Onu tuttum. Allah'a şükür o düşmedi. Ama o giden salıncak böyle geri döndü. Tak diye bir çarptı bana. Ve kocaman o en büyük salıncak var ya Nuri, o büyük olan o. Küçük olanlar da değil. Yani beynim böyle sallandığını hissettim. O kadar acıdı ki. Arkadaşlar geldi bana vurdu. Ben yere yığıldım. Orada Amerikanların şey var eğlencesi vardı. Oradan hemen 3-4 tane kadın geldiler. Beni kaldırdılar. Kadın bana sarılıyor. It's okay. My yeah. It's okay. Ay kadın çok tatlıydı. Onlar da Afrikalılar. Burada evet, Afrikalılar evet, falan. Yani gerçek Afrikalılar. Çok iyiydiler ama. Ya aşkım gerçekten. Korktum biliyor musun? Zaten ben biz maç bitti orada sohbet ediyoruz. Korktum aldım ayakkabımı. Koşarak Fatıma. Aslında o beyaz şey giyen kadın mı? Çünkü beni görünce döndü bana, evet, döndü evet, bana baktı, anladı ben yani. Geldim, çocuklarımın yanına geldim, hala peşimi bırakmadım. Arkadaşlar telefon kapandı, ben de o arada yüzüme bayağı tuttum. Asım ya de, hala var hafiften var ya. Morarıcak Allah'ın emri de ama ya. Şişmesin en azından. Şişlik şey yani indi biraz. Çünkü ilk çarptığında bir yumurta gibi elime geliyordu. Sert, şu an biraz daha iyi. Şişlik bence. Bunun yüzünden oldu. Geldi o buz torba da eli koydu. Bu küçük. O ne Aydın? O ne? Kıpız 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 kıpız. Ne oldu tam olarak? Kendi kendine inmeye mi çalıştırken düştü? Onu indirecektim. Şeyi kaldırdım kendimi yere attım. Ha. Evet biraz tu şey var buranın. Amerika Türkiye'de de vardı ya benzer. Kaldırıp çocuğu oturup kilitliyorsun ya. Bir de yüksek salınacak arkadaşlar. Yanım anneciğim. Bir düşse var ya kafesi bayağı şey olurdu. Olan bana nasıl olsun? Ayır adam olmasın. Ben de koyuyorum. Bak bak. O da koyuyor. Sen koyuldun ya. Ben geldim. Aldığımız kıyafetleri göstereceğim şimdi size. Hazır mısınız? Şöyle bir poşet aldık. Faturası fişi nerede? Nuri fişi nerede aşkım? İçinde. Fişini en son göstereceğim ne kadar tuttuğunu. Önce çocuklara kışlık aldım arkadaşlar. Biraz ailem kreşe başlayacağı için ona kışlık dediğim böyle ara mevsimlik gibi. Bir de pijamalar aldım. Pijamalar çok güzel. Şöyle bir Aydın'a, Alim'e tişört. Şöyle kendime bir sivit aldım. Tunik. Uzun. Şöyle bir tunik aldım. Şunu ekrandan çekin de daha rahat görürüz. Yine bu da Halime. Bunlar 2 dolardı arkadaşlar. Şöyle Halime pijama aldım. Benim giydim kendine gömlek almış arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bir tane daha gömlek almış. Şöyle bir tane daha. Silintik galiba değil mi aşkım bunlar? Evet.
Benim bir tane daha gömlek almış. Sonra bir tane eşortman. Aşkım eşortmanın çok güzel görünüyor Nuri. Ben orada işte. Eşortman ben almış. Ben yine yerime gidiyorum. İyi bir şey buldum alıyorum. Şöyle eşortman almış. İyi de olmuş aşkım. Yani eşortmanın kalınlığı çok güzel. Ne çok ince ne çok kalın. Ben de kendime şöyle spora giderken giymek için bir tane daha tişört aldım şöyle. Şöyle şapkalı. Salaş bir şey. Kumaş çok güzeldi. Bu da Aydın'a. Şöyle. Burada havalar soğudu arkadaşlar bu arada. Böyle yavaştan soğumaya başladı yani. Çok sıcak değil. Öğleye doğru biraz sıcak oluyor. Sonra artık akşamları falan serin oluyor. Bu da Halim Toş'a. Şöyle Halim'e bir tane eşortman aldım. Dur bunu Halim beğendi. İstiyorum istiyorum. Yürüyelim alayım. Ay hep üst almışım gibi ya. Gene bu da Halim Toş'a. Ve kendime bir tane daha sivit. Bunu da son dakika gördüm arkadaşlar. Çok hoşuma gitti rengi. Böyle sarı ile yeşil arası bir şey. Şöyle bir sivit aldım bir de. Şapkalı. Ve bakın oğluşlarıma takım pijamas şu Aydın'ın, şu da Halim'in. Ay bu aynı beden değil mi bunlar? Yanlış mı aldım yoksa? Yok tamam. Ya korktum ha. Tamam. Biri küçük biri büyükmüş. Bunlar da altlar arkadaşlar şöyle. Pijama takımları aldım ilk. Bu da aynı toşuma. Şunlar şöyle arkadaşlar. $6. $6 böyle. Başka bir şey var mı? Yok. Şimdi bunların hepsi ne kadar tuttu? Oh, kenara çektim şöyle. Bakın. Dana Gatsby. Kıyafetlerin en pahalısı $10 arkadaşlar. En pahalısı $10. O da muhtemelen benim aldığım sivitlerden biri olabilir ya da Nuri'nin yerim gömlekleri olabilir. En pahalısı $10. Genelde mesela $2, $3, $5 o şekilde. Böyle işte arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza da abone olursanız seviniriz. Hoşça kalın.